Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda stresin saç dökülmesine olan etkilerini inceleyeceğiz. Hepimiz zaman zaman stres yaşıyoruz ancak stresin saç sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri var biliyor muyuz bunu? Peki gelin hep birlikte stresin saç dökülmesine ne gibi etkileri var hep birlikte öğrenelim bu videoda. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Normalde videolarımı çekerken size anlatmak istediğim bazı şeyler oluyor. Kafamda bir tas takılıyor ama videoya başladığımda direkt size göz kontak kurmak adına hiç o aldığım notları kafamda planladığım şeyleri bir yere yazmıyorum. Ve bunu videoyu çektikten sonra bazen fark ediyorum bazı noktada atlamışım. Bazı kısımları söylemeyi unutmuşum. Bunu yaşamamak adına bu video ile ilgili bir notlar çıkardım. Arada arkamdaki ekrana dönüp arkamdaki ekrana bakıp onları okuyacağım. O esnada hani bir şey mi okuyor ya da neye bakıyor gibi kafanıza bir düşünce gelirse belirteyim arkamda bir ekran var. O ekran üzerinde size anlatmak istediğim konunun temel şeyleri var. Onlar üzerine bakıp ,entoğru. ileteceğim. Yani sitesin saç hükmünün ne gibi etkileri var. Neden bu oluyor? Bununla ilgili bir doküman var. Onu okuyacağım size. Bununla ilgili yorumlarımı yapacağım. Beni bu videoda ilk defa izliyorsanız ki izliyorsanız saç ile ilgili birçok videom var. Saç ekimi yaptım ve bu ekim sonrasında saçla ekim sonrasında yaşadığım dönemi videoladım, fotoğrafladım, yaşadığım deneyimleri anlattım. Video serim var ay ay. Ve ben bunları topladım. Hepsini bir videoda birleştirdim. Buna da saç ekim belgesi adına bir videoda birleştirdim. Eğer ilk defa bu videoda beni izliyorsanız saç ekimiyle ilgili düşünceleriniz varsa yukarıda çıkan linkten bu videomu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra asıl konumuza geçelim. Stresin saç üzerine olan etkileri neler? Stres, vücudumuzda bir dizi kimyasal reaksiyonu tetikler. Kortizol gibi stres hormonlarının salınımı, bağışıklık sistemimizi zayıflatır, sindirim sistemimizi olumsuz etkiler ve uyku düzenimizi bozar. Tüm bunlar saç foliküllerine zarar verebilir ve saç dökülmesine yol açabilir. Stresin etkileri sadece bununla sınırlı kalmaz. Kronik stres inflamasyonu artırarak saç köklerine zarar verir ve saç döngüsünü bozar. Ayrıca stresli dönemlerde vücudumuzun besinleri emme kapasitesi azalabilir. Bu da saç sağlığımızı olumsuz etkiler. Stres Yani bu stresli dönem sadece yani şey olmuyor. Saç köklerini zayıflatıyor, döngüsünü bozuyor ve beslenmenin emzimlenmesini etkilediğini söylüyor. Yani ne kadar siz sağlıklı beslenirseniz beslenin, o içindeki vitaminleri emmekte size fayda sağlamak istedir. Azaltıcı bir etkin oluyor. Saç köklerini zayıflatan bir etki oluyor. Ve saçın beslenmesindeki döngüyü sekte oluyor. O yüzden bu stres saç ekimi yaptığın yaptığı yani normal zamanda bile saçlarınızın dökülmesine sebep olan etkenlerden bir genelde stres bu kendi yorum arkadaşlar. Stres genelde hangi konuda olursa olsun sağlık iyileşme döneminde hangi bir konu yarada ameliyatta hangi bir şeyde bile iyileşme dönemini uzatan bir dönem. Genelde stresiz olmanız gerekiyor iyileşmek için ve sağlık açısından genel olarak hayatınızın sağlıklı ilerlemesi açısından da stres olumsuz etkileyen bir, 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 bir konu. Tekrar stresle ilgili kısma devam edersek saç dökülmesi üzerine etkileri üzerine. Stres saç dökülmesine üç ana mekanizma üzerinden sebep olabilir. Telogen effluvium, alopecia areata ve trichotillomani, telogen effluvium. Stres, saç foliküllerini dinlenme fazına sokarak saç dökülmesine neden olabilir. Bu durumda saçlar normalden daha hızlı bir şekilde dökülür. Telogen effluvium genellikle geçicidir ve stres kaynağı ortadan kalktığında saçlar tekrar uzamaya başlar. Yani şu ilk bahsettiğim telogen effluvium stres saç foliküllerinin yani saç köklerinin dinlenme fazına geçtiğini söylüyor ve bu fazla sonra eğer bu geçici yani kısa süreli bir stres yaşıyorsan saçlar zayıflıyor dinlenme fazına geçiyor ama sonra tekrar çıkmaya başlıyor eski formuna dönüyor ki bu bu da benim kendim yorumum mesela bilirsiniz herkes çok stres dönemlerinde bazı insanlar bazı yani çok dramatik bir şeyler yaşadıklarında ya da çok kafayı aşırı bir şeyde taktıklarında saçlarında ya da sakallarında yuvarlak yuvarlak saç dökülmeleri olur, saç karanlığı demektir. Sonra tekrar düzelir. Bu ihtimalle bundan bahsediyor diye düşünüyorum. Devam edecek olursak, ikinci kısım... Alopeziya areata. Şiddetli stres, bağışıklık sisteminin saç foliküllerine saldırmasına yol açabilir. Bu durum, yuvarlak ve düzensiz saç dökülme alanlarına neden olur. Alopeziya areatanın tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, Stresin bu durumu tetikleyebileceği düşünülmektedir. Trikotillomani. Bazı insanlar stresli olduklarında saçlarını çekme eğilimindedirler. Bu psikolojik durum, kişinin saçlarını bilinçli veya bilinçsiz olarak çekmesine neden olur ve bu da saç dökülmesine yol açar. Trikotillomani genellikle psikolojik destekle tedavi edilebilir. Bu önemli arkadaşlar. Şiddetli bir stres halindeyseniz, kendiniz aşırı derece strese sokarsanız ki bana bazen hani saçlarım çıkıyor mu, ne derece çıktı, acaba çıkmayacak mı diyen arkadaş özellikle şunu hep belirttim onlara verdiğim cevaplarda stresten uzak durun. Şu anda siz saç ekimi yaptırdınız. Artık iyileşme dönemindesiniz. Zaten mantık olarak bu dönemde sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani yapabileceğiniz bir şey yok derken saçınıza bakmak, aslında kafanızı sert bir yere vurmamak, hani doktorunuzda söylediği şeyler yani dikkat etmek dışında ekstradan yapabileceğiniz bir işlem yok. PHP öneriyorsa PHP yaptırabilirsiniz. Vitaminlerinizi kullanırsınız, saçınızı özenirsiniz ama bunun dışında ya işte çıkacak mı çıkmadı mı o esnada zaten bir sene dolmadan ikinci bir hekim de yapamaz. Yok bir ekstradan bunu bu temel şeylerin dışında bir şey de yapılamaz. Bu sürece beklemeniz gerekiyor. Bu beklemez öneminde de en sağlıklı bir şekilde beyin alabilmek için stresten uzak motive olarak yani kendinizi motive de iyi düşünerek geçirmeniz gerekiyor ki sonuçta da iyi alabilirsiniz. Hani iyi alabilecek alabileceğiniz bir durum. Kendinizin stresi sokarak ki şu anda stresin sebebi saçı olan etkilerini anlatıyorum. Kendinize zarar vermiş oluyorsunuz ekilen saçlarda. O yüzden bu çok önemli ve şu kısmı da özetle size özetle bahsetmek istiyorum. Şiddetli stres bağışıklık sistemini sisteminin saç foliküllerine sağlığımasına yol açabilir. Bu durum yuvarlak ve düzensiz saç dökülme alanları neden olur? Artık tam olarak nedeni bilinmemekte sitesin bu durumu tetikleyeceği düşünülmektedir. Biraz önceki bahsettiğim saç kıran olarak da bahsettiğimiz durumu anlatıyor kısmı. O yüzden sites arkadaşlar uzak durmanız bir konu. Zaten saç dökülmesi normalde de sebep olan bir şey. Bu hepimiz de biliyor, oldu, biliyoruz yani. Ben ki zaten saç döküm ekiminden sonra özellikle kendimi stresten tutmak için çok telkinlerde bulundum. Kapama atamadığım telkinlerde bulundum. Artık belli sonucu göreceğim dedim. Ve bekleyeceğim. Ve bu sonucu iyi almak için stresten olabildiğince uzak durmam gerekiyor. Olduğunu biliyorum. Ve kendimi buna şartladım. Ve kendimi bu düşüncelerden arındırdım. Hep iyi olacağını düşündüm. Size de söylüyorum. iyi olacağını düşünüyorum. Sadece kim sonrası beklentisi bilmiyorum çoğunuz. Ama genelde eklenir şuradaki köklerden saçlar ek, alın ekle. Bu da katlı saçlarınız çıkar. Hani ekstradan böyle çok aşırı bir beklentiniz varsa bununla ilgili de bir videom var. Onun hatları kadar kartlarda bakayım. Saç ekimi mi? Protest saç mı? Hani beklentinize göre saç ekimi ya da protest saç. Buna göre bir tercih yapın. Beklentiniz benim beklentim gibi bir doğal bir saçınız olsun. O boşluklar dolsun istiyorsanız saç ekimi ama böyle aşağı kalın, aşağı yoğun yani böyle sığman, aslan yelesi gibi saçınız olsun istiyorsanız ve saç yapınız bunların müsait değilse o zaman protez saç daha mantıklı. Bunun da bilincinde olarak ilerleyin, beklentilerinizi buna göre belirleyin. Hem bu da önemli bir etken, durduk ya kendinizi hayal kırıklığı yaşamamanız adına. Ki genelde de ben memnunum ve çok, yüzde, konuştuğum yüzde seksen kişi memnunlar, yüzde onluk, gemilik memnun olmayan kesim var mı? Bu her konuda, her şeyde olabilir. Çok da konuyu saptırmadan tekrar devam etmek istersem devam edelim. Hadi. Saç ekimi sonrası dönem, saç köklerinin yeni yerlerine adapte olması ve iyileşmesi için kritik bir süreçtir. Bu süreçte stres, iyileşmeyi olumsuz etkileyebilir ve saç ekimi sonuçlarını riske atabilir. İyileşme sürecini yavaşlatır. Stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Saç ekimi sonrası stresli olmak, Vücudun iyileşme kapasitesini düşürebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Yeni saçların çıkışını geciktirir. Stres, saç döngüsünü olumsuz etkileyerek yeni ekilen saçların çıkışını geciktirebilir. Saç köklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için sakin ve stresiz bir ortam önemlidir. Ekilen saçların kaybına neden olabilir. Aşırı stres, telojen effluvium gibi stres kaynaklı saç dökülme durumlarına yol açabilir ve bu da yeni ekilen saçların dökülmesine neden olabilir. Bu durum saç ekimi sonuçlarının başarısız olmasına yol açabilir. Evet. Demiş bu son kısma ben çok katılmıyorum. Hani, evet dökül, geç çıkmasına şey yapabilir ama aşırı stres yapmadığınız sürece hani artık çok panik aşırı derece takıntı haline çok aşırı stres yapmadığınız sürece bu son dedim. Ekran saçtan kaybın neden olabilir. Aşırı stres, telekom yapıyorsun. Stres, kaynaklı saç dökülme durumlarına yol açabilir ve bu durum yeni ekran saçtan dökülmesine neden olabilir. Bu durum saç ekibinin sonuçlarının başarısız olmasına yol açabilir kısmına ben. Bir ölçüde katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü o şu derecede bir stres yapmadan söyleyeceğim. Bunu yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama şu kısmına özellikle katılıyorum. O kısmı o yüzden bir daha tekrarlayacağım ise bu kısma ben %100 katılıyorum. İyileşme sürecini yavaşlatır. Stres bağışıklık sistemini zayıflatarak iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Saç ekim sonrası stresli olmak vücudun iyileşme kapasitesini düşürebilir. Enfeksiyon riskini arttırabilir. Yeni saçların çıkışını geciktirir. Stres saç döngüsünü olumsuz etkileyerek yeni ekran ekilen saçların çıkışını geciktirebilir. Saç köklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için sakin ve stresli bir ortam önemlidir. Bu kısma arkadaşlar %100 katılıyorum. Siz de kendinizi olabildiğince stresten uzak tutun. İlla yani hiç yaşamama imkanı değil. İlla bir kafanızda o şeyler dönecek. Acaba nasıl ilerliyor? Ne oldu? Nasıl olacak? Gibi bunlar illa altınıza gelecek. Ama olabildiğince minimumunuzu azaltmanız gerekiyor. Çünkü bu stresin, bu tarz takıntıların, takıntıların korkuların size zarar verdiğini bilin. Ve bilin ki bu düşüncelerden kendinize olabildiğince uzatmış olumlu düşünün. İyi olacak artık zaten bir sürece başladınız artık bu sürecin sonu isteseniz de istemeseniz de ilerliyor ve bir sonuç alacaksınız. İlla bir sonucu olacak bunun ve bunun ne kadar iyi olabilir bunun için siz ne yapabilirsiniz? Yapacağınız belli şeyler var işte saçınıza dikkat etmek, vit, vit, doktorunuzun verdiği vitamin, şampuanları kullanmak, sütmemek, sağlıklı beslenmemek bu bunların da artı bir bunlar kadar da artı olarak stresten uzak durmak. Bu konu çok önemliydi. Bu konuyla ilgili özellikle stres, bazı akşam stresi geldiğinde bununla ilgili çok sorular aldım. Özellikle son dönem eskiden kaç kuru ne, ne kadar ne kadar ne ekildin, çekildi, nasıl ne kullanıyorsun gibi sorular vardı. Bunlar üzerine videolar çektiğim için bu tarz sorular azaldı ama bu sites üzerine hala arkadaşlar birçok arkadaş çıktığıma mı çıkmadı mı sence iyi mi kötü mü ya bu konuda çok sitesi giren ki ben de girdim o dönemde dediğim gibi bu sitesin dikilerinden kendimi muzak tuttum iyi sonucu almak adına ve bunun da iyi sonuç verdiğini düşündüğüm için size de tekrar paylaşmak istedim bu videoyu çekme ihtiyacı duydum bu durum arkadaşlar bir sene boyunca saç ekimi devam ediyor bu 1 kem bir yıl bitene kadar saç ek, eklendajları ne derece çıktı çıkmadığı ile ilgili %100 kanıya varmak zor. Yani %100 emin olabilmek için o 1 yılı tamamlamanız gerekiyor ki emin olalım. Bana da doktor mesela 3 ayda bir geldi yani. 3 ay 3. ayda gittim, 6. ayda gittim, 9. ayda gittim. 3 ayda bir gitmeden hani 10 gün sonra ya da bir ay sonra iyi mi kötü mü bunun yorumu yapmak yapılamaz yani hani çünkü herkesin bünyesine göre değişen bir süreç hızlı yavaş ilerliyor geç ilerliyor ama bir şekilde bu süreç ilerliyor ve bu eklen saçlar yani çok büyük bir travmacı bir şey yaşamadığınız sürece saçınız çok sert bir şekilde bir sürtmediğiniz yani o ezedelemediniz sürece kaz yani bir yere çarpmadı trafik kazası ya da ne bileyim aynı gibi kaza geçirmediniz sürece aşırı derece stres yaşamadığınız sürece bu olmayacak. O saçlı ekran saçlar zaten. Bunu da önce videolarında bahsettim. Ya yani kel olanlarda da görsün. Bu saçlar hani %90 dökülmez, dökülmeme eğilimli. Yani kimya şey olarak, genetik olarak dökülmeme kodlu. Bu ekran saçlarda da onlar. O yüzden onlar dökülmez. Ama normalde yine kendi saçlarınız dökülmeye devam eder. Bununla değil kısaca bunu da bahsettiği videonun sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. 45 yaşına kadar saç dökülmesi devam eder. Eğer size genetikse, ailenizde varsa bu saç dökülmesi ekilen saçlar kalacak ama ekilmeyen kendi doğal saçlarınız dökülmeye devam edecekti ki bende de bu böyle oldu. Ben 30 yaşlarında ekledim. Yani 29 yaşında hatta ekledim. Üzerine şu anda 4-5 yıl geçti yaklaşık. Evet ekilen saçlarım dökülmedi. Var ama kendi saçlarım yine dökülmeye devam etti. Üst kızımların seyrelmeye başladı. Seyretlik var mı? Saçımda evet var. Ama ben memnun muyum? Memnunum. Benim için çünkü bunu anlattığım videodan şurası, yani şurası gibi alnımı şurası arası komple açıktı hiç saç yoktu şurada şu anda benim için bu da saç olması beni mutlu ediyor bu bile hani stres ben eskiler aynaya bakmayı sevmezdim çünkü o açıkla beni aşağıya derece asıl ederdi kendimi beğenmezdim saç kimden sonra kendime güvenim geldi kendimi aynalarla bağışık hale geldim. Çünkü o saç olması bile seyrek de saç olması beni mutlu ediyor. Bana göre şu anda saçımın seyrekliği de rahatsız edici düzeyde değil. Ben halimden memnunum. Bu beni eski yaşına göre çok daha mutlu ediyor. Özgüvenimi çok yükseltti. Bu dönemde kendimle bağıştım. Benim için hani psikolojik yandan da çok iyi yanları oldu. Görüntü anlamda, estetik anlamda iyi yanları oldu ben memnunum. Hani o yüzden diyorum ya beklentinizin de, de birçok kişide, yani konuştuğum %80 kişi de memnun. Ha, memnun olmayanlar illa ki vardı. O yüzden diyorum beklentileriniz de, de çok önemli bu. Bu videomda arkadaşlar özellikle sitesin ne olduğunu size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur ki olumlu yorumlarınıza beni mutlu ediyor. Yani olumsuz yorumlar da olabiliyor tabii ki. Herkese hitap edip edemez. Kimse kimseye %100 mutlu edemez. Her türlü sosyal medyadan çıkan şu andaki istekam hesabımdan bana e, sosyal medya üzerinden de sorabilirsiniz. Mail adresinden ulaşıp bana sorduğunuzu sorabilirsiniz. Açıklama kısmında iletişim bilgilerimi veriyorum. Bu şu anki okuduğum mekali alt kısma yazdığımda kendiniz okuyabilirsiniz. Bazen bir rayı söylemekten zorlanıyorum, bazen hızlı konuşuyorum dediğim bazen anlaşılmayabiliyor. O yüzden onu elinde okuyup ya da kendiniz de ekstra araştırmalarda yapabilirsiniz arkadaşlar sağlıcakla kalın, mutlu günün. Ekim yaptığın arkadaşın sonuçla gönüllendiği olsun. Ekim yaptırmaya düşünen arkadaşlar da doğru mantıklı, içine sinecek bir şekilde, doğru zamanda özellikle, yani saç şu anda kaç yaşında olduğunuzu bilmeyerek söylüyorum. Doğru tercihler yapın, kendinizi motive edin. Herkesin istedikleri gönlünce olsun diyorum. Eğer anlattıklarımı faydalı buluyorsanız, samimi buluyorsanız beni, videomu beğeniyorsanız videoyu beğenerek, bana abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Sonuçta şu anda bir ekrana karşı konuşuyor gibi hissetmiyorum. Doğrusu gelen yorumlarınızdan bu aramızdaki bağ kurulun hissediyorum. Güzel bir etkileşim oluyoruz. Yani birlikte birilerine faydam olması beni mutlu ediyor her şeyin yanında amacıma ulaştığımı düşünüyorum çünkü bu videoların size motive etmesini ya da ne yaşayacağınız kafanızda bilmesini istiyorum hani tercih edin ya da etmeyin sonuçta ben burada bir şey pazarlamıyorum sadece deneyimimi aktarıyorum arkadaşlar umarım faydası sonuçu daha da fazla uzatmadan bu videoyu bitireyim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler